Evet canlar kaldığımız yerden her zamanki gibi devam ediyoruz. Bu videomuzda da şu başlıkları bir aradan çıkaralım. Türkiye Cumhuriyeti İdaresi'nin görevleri nelermiş? 1. Milli güvenliği sağlamak. Arkadaşlar milli güvenliği kim sağlar? Tabii ki kahraman askerlerimiz sağlar. Türk silahlı kuvvetleri arkadaşlarım bu görevi yerine getirir. Peki, bir diğeri neymiş canlar? Türkiye Cumhuriyeti'nin idari görevleri arasından evet kamu hizmetlerini yerine getirir. Bir diğeri canlar, planlama faaliyetleri. Arkadaşlarım planlama devleti geçin, kendimiz bireysel olarak planlama yaparız. İşte bugün hangi derse ne kadar zaman ayıracağız? Kaç tane soru çözeceğiz ya da deneme çözecek miyiz gibi Günlük planımızı yapıyorsak devlet baba da kendine göre bir planı mutlaka olacaktır. Ki hatırlayın arkadaşlarım şu an kaçıncı kalkınma planı yürürlüktedir demiştik. 11. kalkınma planı şu anda yürürlükte. 2023'te arkadaşlar sona erecek ve sonraki yılda 12. .si yürürlüğe girecek. Peki bir diğeri özendirme ve destekleme faaliyetleri. Bunu genellikle haberlerde duyarsınız. İşte çiftçiye verilen işte uygun krediler ya da hibeler, destek kredileri gibi tarım olur, hayvancılık olur, turizm olur. Yani başlık oldukça fazla. İşte koskepler falan aklınıza gelebilir. İşte ev kadınlarının mesela iş hayatına katılması için arkadaşlarım işte atıyorum diyor ki 50 milyar geri ödemesiz destek veriliyor gibi. Onlar hepsi Özendirme, destekleme faaliyetleri başlığı altında değerlendirilebilir. Bir diğer canlar kolluk faaliyetleri. Biz bunu zaten bir önceki videoda da söylediğimiz gibi başlık olarak göreceğiz. Sanırsam bir sonraki videoda kolluk görevleri karşımıza çıkıyor. Orada bakarız canlar. Bir diğeri neymiş? Öz yönetim faaliyetleri. Şimdi e, devlet kendi bünyesinde çalıştırdığı kişilerin eğitimleriyle de ilgilenir. Yani işte tecrübe kazanmaları için önce bir staj durumunu aradan çıkartır. İşte memurlarda göreceğiz. Adaylık süreci işte en az bir yıl, en fazla iki yıl gibi bilgiler vereceğiz. O zaman arkadaşlarım idari kuruluş kendi personelini yetiştirme meselesi öz yönetim faaliyetleri olarak karşımıza çıkıyor diyeceğiz. Peki. Devam edelim. Zaten isminden anlaşılır ne demek istedikleri. Öyle çok da yabancı bir şey yok arkadaşlar. Kamu hizmetlerinin özellikleri nelerdir? Aslında kısmen bahsetmiştik. Bunlardan biri süreklidir. Evet hiçbir zaman kesintiye uğramaması gerekiyor. Ve belediye arkadaşlarım işte her akşam düzenli olarak çöpleri alıyor. Alması gerekiyor. <laughs> Yoksa dediğimiz gibi çöp dağları oluşur. Sağlık problemleri çıkmaya başlar. Bir diğeri nesnellik. Arkadaşlarım, e, kamu hizmetleri yerine getirilirken e, herkes için geçerlidir. Taraf tutmaz. Yani ben bir hizmet sunacağım. Bu hizmetten şu mahalle yararlanır, bu mahalle yararlanmaz gibi bir düşüncesi olamaz. Bazen diyoruz ya hocam işte bazen oluyor. O uygulayıcılarının sıkıntıları olabilir. Yani memurun bir işgüzarlığı olabilir. Yoksa idare hukukunun böyle bir arkadaşlarım taraf tutma gibi bir niteliği olamaz. Değişkenlik ve uyarlama evet yani kamu hizmeti yapılırken arkadaşlar e, teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. İşte düşünün eskiden e, yolculuklar ne ile yapılırdı işte 302 miydi otobüsler onlarla yapılırdı. E şimdi bakıyoruz arkadaşlar körüklü dediğimiz uzun otobüsler var metrobüsler var. Elektrikli araçlar kullanılıyor. Ne oluyor? Teknoloji arkadaşlarım ayak uyduruyoruz. Tabii işte okula bakıyoruz. Eskiden işte tebeşirle tahtalara yazımızı yazardık, öksürükler tutardı, silmesi bir derde, her taraf toz. E şimdi akıllı tahtalar var arkadaşlar, değil mi? Yani ne yapıyor? Uyarlıyor kendisini, o değişkenliği ayak uydurmaya çalışıyor. İşte e, <laughs> pandemi süreci içerisinde trafik ışıklarına bir baktık. Kırmızı ışık işte maske tak, yeşil ışık da, evde kal gibi yazılar gördük. Yani bir ne bir ne, bir ne yapıyor canlar? <laughs> Duruma kendini ayak uydurmuş oluyor ki çok da güzel bir görsel idi. Benim bu çok hoşuma gitmişti. Bir diğer arkadaşlar kamu hizmetlerinin özelliklerinden biri de bedelsizliktir. <laughs> Tabi burada bedelsizlik deyince işte özellikle son günlerdeki işte elektrik faturası, doğalgaz faturaları çok çok yüksek geliyor. Ee, e hani bedelsizdi, e bedelini ödüyoruz, hem de ağır ödüyoruz maalesef. Ee, buradaki bedelsizlikten kasıt arkadaşlar işte hemen aklımıza geliyor otobüse biniyoruz, orada bir bilet vermemiz lazım ya da işte kartı okutmamız lazım. E, hani bedelsiz, burada da kamu hizmeti diyor ki kardeş o şekilde bedelsizlik değil. Biz bu hizmetleri yaparken kar amacı gütmüyoruz. Kasıt bu. Yani ben orada bir ulaşımı sağlıyorum. Bu ulaşımdan kar edeceğim amaçlı bir hizmet yapmıyorum. Yoksa paranı alır mıyım? Vallahi hiç affetmem. Öyle bedava yok. Tamam 65 yaş üstü falan tamam orada ücret alınmayabiliyor. Ama buradaki bedelsizlikten kasıt Kar amacı gütmeme meselesidir. Buna da canlar dikkat edin. Peki, çıkmış soruydu hatta bu. Kamu düzeni öğeleri esenlik ve dirliği sağlayacak, huzuru sağlayacak, genel ahlakı sağlayacak, güvenlik sağlanacak ve genel sağlık korunacak ki pandemide özellikle arkadaşlarım bu ön plana çıkmıştı. Kamu düzeninin en önemli öyesi, en canlı, en somut, en yakın öyesi olarak karşımıza çıktı. Peki bu bilgiler ışığında ÖSYM ne sorar? ÖSYM der ki, aşağıdakilerden hangisi kamu düzeni öyelerinden biri değildir? Bakalım. Esenlik ve dirlik, genel ahlak, güvenlik, genel sağlık ama bir bakıyoruz. Ekonomik refah diye bir Arkadaşlar kamu düzeni öyesi burada yok. Sadece bu dört madde 2000 kaç tam hatırlamıyorum ama 10 olabilir, 11 olabilir. Arkadaşlar 12 olabilir. Tam bilmiyorum. Soruya dönüştüğünü biliyoruz. Tabi e, vatandaşlık dersinde çok da geri yılların sorularını çözmeyin. Özellikle 2017 öncesini tavsiye etmiyorum arkadaşlar. En geriye nereye kadar gidebilirsiniz? Belki 2018'de olabilir. Çünkü biliyorsunuz 2017 referandumuyla birçok bilgi arkadaşlarım değiştiği için. O için fazla geriye gidip de çıkmış soruları çözmeyi kar yerine arkadaşlar maalesef zararla karşı karşıya kalabiliriz. Peki canlar. Videomuzu daha fazla uzatmayalım. Bu üç başlığı da bu videoyla bitirmiş olalım canlar. Bir sonraki videoyla yolumuza tabii ki devam ediyoruz. Bekliyorum.